Bir başka ameliyattan daha bahsetmek isterim. Aslında sıkça elediğimiz ama çok fazla bilgi verilmeyen bir ameliyat. Ayak eğriliğin düzeltilmesi ameliyatıdır. Ayak eğriliği iki tür olabilir. Bir gerçek eğrilik, bir de yalancı eğrilik dediğimiz bir hadise. Eğer doğrudan da sümük yapılarında bir eğrilik varsa ayakta, yani sümükte bir eğrilik varsa, dolayısıyla bu bir gerçek eğriliktir. Yani anatomik olarak eğri bacak. Bir de yalancı eğrilik var. Yani sümükte bir eğrilik olmadığı halde bir tarafta mesela ezel inkişafında bir sıkıntı olabilir veya bir herhangi bir asimetri olabilir. Sümük düz olduğu halde ayak eğri gözüküyor. Yani ayakların iç tarafı, diz altı iç tarafları boşsa o da eğri gözüküyor. Ona biz yalancı eğrilik deriz. Aslında gerçek eğrilikle yalancı eğriliğin tedavisi birbirinden farklı. Gerçek eğrilikte sümüğü düzeltmek isterseniz tabii daha farklı prosedürler var. Kemiğe yönelik düzeltme ameliyatları. Birçok hasta gerçek eğrilik olduğu halde de o ameliyatı istemiyor. Çünkü çok geliz bir ameliyat, hastahanede uzun süre yatırırsınız, sümükler bizi ısındırıp tekrar şekillenirler. O yüzden başka bir teknika var. Ben göstermek istiyorum size. Bu bir ayak implantı. Ayak implantı bu şekilde bir forması var. Özel bir geli var ve özel bir kılıfı var. Biz onu diz altında bacağın iç şeklinde, yani ezel olan yere üstüne koyuyoruz. Bu şekilde dolgunluk hem kemik eğriliğin üstünü örtür, hem de işte kasın ezelini yarattığı asimetrileri düzeltir. Bacak implantı bu ameliyat çok uzun sürmez. Yaklaşık olarak 1 saat sürer. Bu ameliyattan sonra hasta 1 ay özel bir kompresif çorap giyer. Hastahanede sadece 1 gün kalır. 14 saat kadar bir ayağa kalkmama müddeti var. 14 saat sonra ayağa kalkıp normal hayatına, normal işine gücüne dönebilir. Hastaların korkuları bu şekilde. Yani bu implantı iyileştirirsek uzun süre işe gidemeyecek miyiz, yürüyemeyecek miyiz, kabluk giyemeyecek miyiz? Aslında ameliyattan 24 saat sonra bunların hepsi serbest yapılabilir. Hasta için çok rahat bir ameliyat. Neticesini anında gösterir. Yani bunu koyduğunuz anda ertesi gün hasta ayağa kalktığı zaman sonucu görebilir. Yani bir implant iyileştirmekle aslında eğri ayak problemini hastada çözebilirsiniz. Ameliyattan sonra olabilecek araçlar şunlardır. Aslında sonuçta bir yabancı madde koyulur. Elbette birkaç gün size bir ufak bir diskomfort olabilir. Yürüyüşte böyle bir farklılık, bir küçük bir ağırlık hissedebilirsiniz. Sonuçta bir hacim gelir ama bunlar sadece bir neçe günlük olan şeyler. Yani 2-3 gün sonra siz rahatlıkla alışıp eski hayatınıza dönebilirsiniz. Şimdiye kadar 20-25'e yakın bu ameliyatı yaptık. Ciddi bir nara açılıkla, ciddi bir fesatla bize başvuran hasta olmadı. Ufak tefek ameliyattan sonra, 2-3 gün sonra işte yürürken biraz böyle değişik bir şey hissediyorum diğer hastalar oldu ama 3 gün sonra, 4 gün sonra bunlar tamamen geçiyor. En güzel tesiri şu, yani işte ben etek giyemiyorum, işte ayaklarım eğri gözüküyor. Ya da işte dar pantolon, dar kot giyemiyorum, ayaklarım eğri gözüküyor diyen hastalar bu ameliyattan yaklaşık bir hafta sonra çok mutlu bir şekilde eteğini giyip, ondan sonra dar kotunu giyip gelebilir. Hiçbir şekilde belli olmuyor. Hiçbir şekilde kenardan anlaşılmıyor. Gözle görülen hiçbir iz yok. Çünkü tamamen diz kıvrımının içinde 1 santim yarımlık bir kesinden biz girip o implantı iyileştiririz. Rahatlıkla gelip bu ameliyatı alabilirsiniz. Biz normalde 18 yaş altında estetik ameliyat etmeyi tercih etmedik. Yani bu 18 yaş kuralı aslında birçok ameliyat için geçerli. 18 yaşının 19 yaşında vücut aşağı yukarı büyümesini tamamladığı için siz rahatlıkla bacak ölçüsünü alıp implantı iyileştirebilirsiniz. Minimum yaş 18, maksimum yaşın aslında çok bir sınırı yok. Ama zaten işte belli bir yaşa kadar sizi bu rahatsız edebilir. Dolayısıyla hasta 18 yaşından büyükse bu ameliyat rahatlıkla yapılabilir. Bu implantı aynı süt vezi implantı gibi ömür boyu olacak şekilde bacağı iyileştirilir. Hiçbir şekilde bir değiştirme, bir ondan tekrar çıkarılıp başka bir implantla evez etme durumu yok. Bunlar ömür boyu kalabilir. Çok rahatlıkla içerisinde öz tabi kapsüllerini, öz tabi cebini oluştururlar. Bedenden özünü tamamen izole edirler.